<laughs> yayında mıyız yayında mıyız yayında mıyız? sanırım şimdi yayındayız <laughs> çok komik bir şey oldu ben ee, ne kadar geç kaldım 10 dakika falan geç kaldım bu 10 dakikalık süre içerisinde burada aslında ben kendi kendime yayın yapıyormuşum 3 bölümden oluşacak dedim 2. bölüme bile geldim sonra Allah'tan hadi dedim bir bakayım telefona. Telefona baktıktan sonra giremiyoruz, görüntü yok vesaire gibi yorumları gördüğümde dedim ki ben burada kendi kendime konuşuyormuşum sanırım. Şu an yayında olduğumuzu düşünüyorum. <laughs> Umarım birileri gelir ve ses var, görüntü var vesaire gibi beni uyarırsa ben de kaldığım yerden devam ederim. Ne güzel de anlatmıştım. Ne güzel de ikinci bölüme kadar gelmiştim. Şimdi her şeyi baştan alacağım. Hay Allah. Neyse. En azından bir su içeyim. Herkese merhaba tekrar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Aynı şeyleri evet sanırım şimdi her şey yolunda mı? Ses geliyor mu? Görüntü geliyor mu? Evet Yenal tamam bekliyorum yoksun. Lina merhaba, Habibe merhaba. Oh be, nihayet. Ya ama nasıl komik bir şey. Ben burada <laughs> 10 dakika programı yaptım aslında yani. O yüzden kendi kafamda bunu yarım saat diye düşünmüştüm ben. Şimdi programı 20 dakika yapacağım. Ne yapayım? Gelseydiniz. <laughs> Her şey yolunda, gayet güzel görünüyor. Ee, bakalım bakalım. Tamam neyse. Aynı şeyleri yine bir kere daha tekrar edeyim. İkinci baskı olsun. Şuraya oturduğumda. Açıkçası 90'lı yıllara geri döndüm. Türkiye'de e, özel radyoların ilk açıldığı dönemlerde ilk radyo programı yapan insanlardan bir tanesiyim. Hoş maalesef e, hayat görüşüm ve politik duruşumdan dolayı başıma gelmeyen kalmadı. Çalışım Çalıştığım radyolar kapatıldı. Cezalar aldım. Oradan kovuldum. Buradan kovuldum falan. O ayrı konu ama e, oradaki heyecanı şu an tekrar yaşadım. Ama iyi ki de öncesinde ben kendi kendime... 10 dakikalık bir yayın yapmışım. O yüzden de o heyecanı o 10 dakikalık yayında yani sizin göremediğiniz yayında aslında bir şekilde atmış oldum. Oh be, neyse süper. Tamam madem yeni da geldi, söz verdiğim gibi başlayalım. Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlarım, 40 yaşın altındaki kardeşlerim, çok eğleneceğiz. Ulan bana neler ettiniz. Bir abone olmadınız. Bir like atmadınız. Bir paylaşmadınız. Ne diyorum ben ya? <laughs> Popüler yoldan gidelim diye şöyle bir gezgah yapayım dedim. Neyse iyi mi herkes? Umarım iyidir. Her şey yolundadır. Herkes aşısını olmuştur. Beti de gelmiş. Hoş geldin Beti. Olay şeye dönecek buradan birazdan. Eee... Fantazi müziği neydi? Arif Susamlar falan, Necat Alpler vesaire. O Beti Hanım da gelmiş. Yengelere hürmetler, beyefendiler de hoş geldiler falan gibi. Toparlıyorum ve giriyorum konuya artık. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ara ara böyle videolarda bir yerlere götürüyorum sizi. Bugün sizi Kolombiya'ya götüreceğim. Kolombiya'nın yerel müziği ve dansı olan Kumbiya'yı işleyeceğiz. 3 ana bölümde işleyeceğim. Birincisi, birinci bölümde geleneksel enstrümanları size kısaca bir tanıtacağım. Ne işe yaradıklarını anlatacağım. Ondan sonra ikinci bölümde modern orkestraların bunu konga, timbal vesaire o enstrümanlarla nasıl çaldığını izah edeceğim. Üçüncü bölümde de özellikle hep çok anlatmayı istediğim şey olan salsa bölümüne geldiğimizde, salsanın içerisinde daha doğrusu kumbiyayı nasıl duyarız? kısmını anlatıp ondan sonra size veda edeceğim. Evet hemen arada tabii böyle şeye de bakacağım yorumlara da bakacağım aşı mı vesaire falan. Bu arada bugün duydum arkadaşlar çok ilginç şeyler varmış tabii benim kaçırdığım. E, aşı olduktan sonra böyle koluna madeni para yapıştırıp bak duruyor işte bize civa verdiler bilmem ne verdiler falan diyen arkadaşlar varmış. Bunları ben duymadım bilmiyorum. İlk defa Bugün bir arkadaşım bahsetti bana o da son derece hoş oldu. Yani öyle veya böyle e, kimsenin bize çip takacağı vesaire falan yok. Hani eğer bizi de bulacaklar vesaire diye düşünen arkadaşlarımız varsa öyle bir şey yok. Zaten e, şurada bir kere deşifre oldunuz hepinizin bütün kayıtları bilgileri alındı dedikten sonra gelelim konumuza. Şuradan da şöyle bir artistlik olsun diye ikinci ekrana geçiş yapayım. Kumbia, Kolombiya'ya ait yöresel bir dans türü ve bir müzik demiştik aynı zamanda. Geleneksel enstrümanlara şöyle bir göz atalım. Tekrar şöyle bir aynı şeylerin üzerinden geçeyim. Birinci enstrümanımızın ismi tambora. Önce vurmalı enstrümanları anlatacağım. <laughs> Tambora şekilde gördüğünüz üzere iki tarafı deri olan bir enstrüman. Elimizde iki tane kalın bagetlerle hem derilere hem de şurada gördüğümüz mouse umarım görünüyordur. Heh, görünüyormuş ee, mouse dedim ama ne diyorlarsa bunu artık mouse'un cursor cursor görünüyor sanırım. Şuradaki kasnağa vurarak e, çalınıyor. Ondan sonra diğer enstrümana bakalım. Diğer enstrüman da Yine burada gördüğünüz üzere Tambor Alegra orta frekanstaki sesleri vermek için kullanılıyor. Karmaşık ve neşeli doğaçlamalarla birlikte melodiye eşlik ediyor. Burada yine otantik bir enstrüman görüyoruz. Günümüzdeki Konga ismini verdiğimiz enstrümana veriyor ve doğaçlama yaparak melodiye eşlik ediyor. Diğer Üçüncü bir enstrümanımız <laughs> tambor yamador. Kafiyeli bir enstrüman. Nispeten ebat olarak daha küçük olmasına rağmen temel ritmi vermek için kullanılan bir enstrüman bu. Çok fazla bir fonksiyonu yok aslında. E, orkestranın lideri diyebiliriz. Sadece off beatlerde tek vuruş yapıyor. Yani birinci sayı geçtikten sonra iki de kumpak 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 kumpak, kumpak, kumpak diye devam ediyor. Çok fazla bir e, bu bağlamda fonksiyonu yok. Ondan sonra diğer bir enstrümanımız, önceki videolardan da hatırlayacağınız gibi marakas. Bu da tiz sesleri vermek için kullanılıyor. Tiz frekansları doldurmak için kullanılan bir enstrüman. Ondan sonraki enstrümanımız, daha önce tanıştırmadığım, sizi tanıştırmadığım bir enstrüman. İçi taş ve kuru tohumlarla doldurulmuş metal bir silindir. Görünüyor muyum? Görünüyorum. Çalan kişi şöyle biraz geriye gideyim. Çalan kişi eline alıp yukarı aşağı ve hafif şöyle sağa sola kaldırarak yine tiz frekansları e, doldurmak için kullandığı bir enstrüman. Vurmalı grubumuz, vurmalı enstrümanlar grubumuz bunlardan ibaretti. Şimdi geliyoruz melodik enstrümanlara. Buraya kadar bu arada bir soru var mı? Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlarım, dansın neferleri, dansın fedaileri var mı herhangi bir sorunuz? Varsa lütfen sorun. Yenal yarın aşı olacağım demiş. Evet. Hayırlısı olsun bakalım. Biz de ikincisini olacağız bir soru olmadığını düşünerekten videoda çok uzamasın diye devam ediyorum. Melodik enstrümanlara geldiğimizde çoğunlukla üflemeli enstrümanlardan oluşuyor. Bu enstrümanımızın ismi <laughs> gaita. Burada da burada da şu cinsiyetçi kavramı görüyoruz. Hembra dişi demek. Gaita hembra yine burada şekilde gördüğümüz üzere 5 adet deliği var. Bu delikler diyatonik aralıklarla açılmış. Ana melodiyi çalmak için kullanılan bir enstrümandır gaita. Diğer enstrümanlarda 3 aşağı 5 yukarı bunun aynısı ebat ve şekil olarak birazcık değişik. İkinci e, melodik enstrümanımıza baktığımızda bu da lütfen tanıştırmama müsaade edin. Bir delikanlı ile tanıştırıyorum sizi. Gaita Macho. Bu da İki delikten oluşuyor. İki deliği var. Daha çok bas tonlarını veriyor. Ama buradaki en önemli nokta Gaita Macho'yu çalan e, enstrümanist. Şöyle geriye gideyim biraz yine. Tek eliyle enstrümanı çalarken sol veya sağ eline de marakasın bir tanesini alıp aynı zamanda ritmi tutuyor. Ve bir yandan da e, Gaita Hembra'ya eşlik ediyor. Şöyle düşünün. Nasıl bir müzikte belki çok teknik olacak ama en yalın haliyle anlatmaya çalışan bir, bir, çalışacağım. Bir müzikte bir ana ezgi vardır, bir melodi vardır. Bir de altta onu desteklemek adına bir e, armonizasyon vardır. Onu da başka bir enstrüman çalar. Bu sanki daha çok o armonizasyonu yapmak için kullanılan bir enstrüman. Üçüncü enstrümanımıza da bir bakalım. Yine aynı gaita korta. Bunda da 6 delik var. Yine melodiyi çalmak için kullanılıyor bu enstrümanımız kıymetli arkadaşlarım. Hakikaten bu kıymetli arkadaşlar falan niye benim bu kadar e, dilime dolandı? Hatta bazen konuşurken fark ediyorum. Ne oluyor, ne bitiyor diye e, adamı seyrediyoruz ama bazen konuşurken o daha eklerini falan uzattığımı fark ettim geçenlerde. Dedim ki ne oluyor? Sedat Peker içime mi girdi? Çık içimden ne oluyor? Ruhumu adam şey yaptı sanki böyle yani 30 yıllık bir şeyin derin devletin artık adamda nasıl bir birikimleri var. Pek de sevdiğimizden değil. Pek değil. Hiç sevme, sevmeyiz aslında kendisini ama en azından şu anda 100 yılda olan bir şeyle karşılaştığımız için. Böyle birazcık değer veriyoruz anlatacağı şeylere. En azından birileri deşifre etsin diye. Bir bakalım yorumlarımıza. Levent Köksal gelmiş. Levent hoş geldin sevgili hocam. Sorular. Birazdan sorularım gelecek diyor. Sorular müzikle ilgili olursa sevinirim. Yenal. al. Evet. Bakalım kaçırdığım bir soru, yorum vesaire var mı? Yok. Uğur Bey'cim de buradaymış. Hakikaten bu iş doğru gidiyor yalnız. He. <laughs> Neyse. İkinci bölüme gelelim. İkinci bölümde de şu ekranımı bir değiştireyim. İkinci bölümde de size sesleri şöyle birazcık anlatmaya çalışacağım. Tabii ki şu ana kadar birinci bölümde geleneksel olarak enstrümanları size izah ettim. Modern orkestralarda da kumbiya müziği çalındığı için ve benim geleneksel enstrümanlarım zaten olmadığı için ben modern enstrümanlar üzerinden size izah edeceğim. Çoğunuzun bildiği e, üzere marakasın sesiyle bir girişi yapalım, sonra diğer enstrümanlarla devam edeceğiz. <laughs> Standart bir çalınma stili var yine burada. Çaçiki, 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 çaçiki diye devam ediyor. En önemli enstrümanımız aslında her zaman Olduğu gibi konga. Önce kongayı bir çalayım. Sonra konuşuruz. Susuyorum. <laughs> e, bu arada arkadaşlar enstrümanların sesi geliyor mu? Geliyorsa yeterince geliyor mu? Biraz açayım mı? Açmayayım mı? Az önce yaptığım hatayı tekrarlamak istemiyorum. Burada kendi kendime e, çalıp çalıp anlatmayayım. Sesleri duyuyorsak devam edeyim duymuyorsak da hoş devam edeceğim ama bir bakayım herhangi bir genelde 5 saniye sonra gidiyor benim söylediğim şeyler. O yüzden de o 5 saniyelik süreci beklemek adına şu an biraz radyoculuk dilinde laf salatası derdik biz. Laf salatası yapıyorum. Zaman dolduruyorum. Evet, beti teşekkür ederim. Gayet iyi dedin ve hemen marakası zaten bildiğimiz için Konga ile devam ediyorum. Baştan alıyorum. <laughs> Teşekkürler Lina. Şimdi seslerin hep tanımlamasını yapıyordum hatırlarsanız. Kumpak, kupalapa, kum kum, kupalapa falan diye. Buradaki enstrümanlarla ilgili herhangi bir tanımlama yapmayacağım. Sadece bir örnek vereceğim. Şunun gibi diyeceğim. Aa evet diyeceksiniz. Böylece her şey çok daha kolay olacak. Marakasla, kongayı bir birlikte çalayım. Dikkat edin. Teşekkür ederim bir gün.

Timbal, enstrümanındaki sese şöyle bir göz atalım hemen. <laughs> Bu da çok önemli. kaka, kaka. Yok tanımlama yok, tanımlama yok. Hepsi, hepsini birlikte tanımlayacağım. şimdi şuraya kadarki enstrümanları bir birleştireyim, çalayım. Lütfen dikkat. <laughs> Burada sadece perkisyon grubunu şu anda dinliyoruz. Modern orkestralarda. devam edeceğim. Yenal bir şey sormuş. Enstrümanlara konulan isimleri neye göre belirlemişler? Bu konularla ilgili bilgi var mıdır? Evet, bu konularla ilgili bilgi var mı? Enstrümanları nelere göre belir isimlerini nelere göre belirlemişler? Güzel bir soru Yenal. Şimdi ee, dişi ve erkek üzerinden gidersek zaten neye göre belirlediklerini bir derece anlamış oluyoruz. Özellikle hani sıcak ülkelerde Güney Amerika'da e, şimdi arkadaşları da gömüyor gibi olmayayım ama hani ka kafa birazcık öyle olduğu için o enstrümanlarda e, nasıl bir isim verildiği ortaya çıkıyor zaten ama diğer taraftan da bu soruyu ben not alıyorum bununla ilgili detaylı bir araştırma yapıp sonraki videolarda. Sonra sana ileteceğim sevgili Yenal. Teşekkür ederim sorun için. Bu arada ben de bir soru soracağım şimdi size. Ondan sonra e, devam edeceğim. <laughs> bir kere daha çalacağım sorunun sonrasında. Hep tanımlama yapıyorum ya. Sizce bu ritmin tanımlaması nasıl olmalı? Yani ne bileyim oraya mesela ta 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 la, ya da kaka ka ka falan diye yazarsanız çok sevinirim. Bakalım nasıl yorumlar çıkacak. Çalıyorum bir kere daha. Bu arada 5 saniyelik gecikme süresinde böylece doldurmuş olacağız. Bir daha baş aldı. Ben bu arada yorum gelirse diye beklerken bir yandan da devam edeyim. Madem Modern orkestralar demiştik. Modern orkestralarda en önemli enstrümanlardan bir tanesi de bas gitar veya duruma göre kontrabastı. O yüzden bas gitarı eklediğimizde seste nasıl bir değişiklik oluyor onu bir dinleteyim. Sonra bir de piyanoyu ekleyeceğim. Sonra üçüncü bölüme geçeceğiz. <laughs> Ya bas biraz az geliyor sanki. <laughs> Peki bir yorum geldi? ona birazdan değineceğim. Bir de e, piyanoyu ekliyorum. Bu arada modern modernleştikten sonra daha doğrusu modern orkestralarda gaitalardan ziyade daha çok akordiyon da kullanılabiliyor. Bir de teknolojinin gelişmesiyle işte keyboardlarda çıkan o synthesizer'lar aracılığıyla üretilen sesler de kullanılabiliyor. Piyanoyu eklediğimizde sesimiz son halini şöyle alıyor. Dikkat edin bakın hep off gidiyor. 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Peki şimdi bir tane yorum geldi. Birgül demiş ki çık çıkı çık çıkı çık çıkı çık çıkı. Evet doğrudur. Çık çıkı çık çıkı çık çıkı çık çıkı. Bunu daha aslında şöyle kolay e, zihnimize ve kulaklarımıza yazabilmemiz için şöyle bir tanımlama yapalım mı? Belki çoğumuz bilmiyoruzdur ama mesela Konya'da Konya Konya yöresinde Konya'da bir kaşık havası denilen bir şey vardır. Böyle çık çıkı çık çıkı diye gider. Bir de çoğumuzun bildiğini düşündüğüm aslında bizim o Ankara havası yok mu arkadaşlar böyle çak kata çak kata çak kata diye gider ya. Ankara havasına bunu biraz benzetebiliriz ki oradaki omuzlar da önemlidir. Şu omuzları unutmayalım. Şimdi bir de o kulakla bir bakın. Lütfen dikkat. Neydi o? Hoplayı ver çekirge, zıplayı ver çekirge. Ayıp olmazsa bunda ben şöyle bile oynarım yani. Peki. Sormak istediğiniz bir şey var mıdır? Varsa lütfen sorun arkadaşlar. Çok kısa şöyle bir bekleyeceğim. Ondan sonra 3. bölüme geçeceğim. Zaten şu ana kadar 21 dakika olmuş. <laughs> Sonrasında veda edeceğim. Var mı herhangi bir sorumuz? Kıymetli arkadaşlarım Evet melekçim hoş geldin. Sen de cansın. Sağ ol hayatım. Ankara havası, Konya kaşık havası vesaire falan kendi yöresel bilgilerimizle de bunu eşleştirdiğimizde ritmi daha kolay hatırlıyoruz. Özellikle bir kere daha altını çizeyim. Yani seslerin tanımlamasını neden yapıyorum? Çok önemli olduğunu düşündüğüm için yapıyorum. Eğer ki <laughs> eğer ki sadece saymaya kalkarsak mesela ritmi çalayım şuradan. Hatta hemen şuraya geri döneyim. Şu ritmi çalayım. Onun üzerinden bir kere daha anlatacağım. <laughs> mesela bakın bunu saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Şimdi Tarkan'ın herhangi bir şarkısının ritminin üzerine saydığımızda onu da 1 2 3 4 5 6 7 8 diye sayabiliriz. Bütün müzikleri 1 2 3 4 1 2 3 4 ya da 1 2 3 5 6 7 diye saydığımızda bir noktadan sonra aslında o müzikler veya ritimlerin hepsi aynı olur. O yüzden de eee o ayrımı yapabilmek için mutlaka ritimdeki sesleri tanımlamak gerekiyor, taklit etmek gerekiyor. Taklit ettiğimizde o zaman işte o müziğin kumbiya ya da bomba, daha doğrusu ritmin kumbiya ya da bomba ya da plena ya da vajenato, Kolombiya'ya e, ait başka bir e, şey bu ritim müzik türüdür. O yüzden ayırt etmek, algılamak çok daha kolay oluyor. O yüzden daha doğrusu bu tanımlamaları yapıyoruz sevgili arkadaşlarım. Evet Damlacığım. Teşekkür ederim hayatım izlediğiniz için. Evet Ankara havası akılda kalıcı. Ankara havası. Peki o zaman 3. bölüme geçiyorum müsaadenizle. Ee, en çok zaten bu videoları yapmak istememdeki en büyük şeylerimden e, isteklerimden bir tanesi. Hep müziği doğru bir şekilde Anlatmak ve o bilgileri paylaşmak. Şimdi salsa dediğimiz müzik türü daha önceki videolardan da hatırlayacağınız üzere seyretmediyseniz bir göz atmanızı öneririm. Bir karışım demek zaten. O yüzden de salsa müziğinin içerisinde diğer Güney Amerika ritimlerini çok sıklıkla duyabiliyoruz. Şimdi önce salsa diye tarif edebileceğim bir müziği size çalacağım. Bu arada bunları <laughs> sizlere anlatabilmek için kendim yaptığım için herhangi bir e, bir şarkı gibi dinlemeyin bunu enstrümantal. Şurada da zaten göreceğiniz üzere bu bölüm şuraya kadar salsa buradan sonrası kumbia şuradan sonra da daha önce yine videosunu yaptığım Timba denilen bir tarz vardı. O Timba'ya geçeceğiz. Böylece 3. bölümde de 3 ayrı ritmi duymuş olacağız. <laughs> Öğrenci işte geç gelip uzatmak istemez. <laughs> Bu arada e, kapıdan alır mısın? Çok bağırıyor. Teşekkür ederim. Arkadaşlar hemen sağ sayı bir dinleteyim size. Dikkat edin. Müzik değişirken bir sinyal oluyordu genelde. Kat. Sinyal geldi. Al sana Ankara havası. İşte beceremem şunları aslında. <laughs> Değişiyor. Timba. Böyle bir de size son olarak sadece şu kongaları bir dinletmek istiyorum. Aradaki farkları algılayalım diye soru var mı? Yok. <laughs> yeni al Habibe yemeği hazırladı galiba. Yemeği çoktan yedik. Yemeği genelde erken yeriz. Bu saatlere bırakmayız. Arkadaşlar salsa'dan şöyle bir hemen alıyorum. Şuradan başlatayım. Aradaki Konga'nın ritimsel farkını algılayalım diye. Dikkat edin. Değişiyor. Son derece farklı. Çak kut çak kut kut çak kut çak kut çak kut çak kut çak kut çak kut -ku diye <laughs> değiştiriyorum. Timba'ya geçiyoruz. Kısa bir şuradan tiyo daha vereyim. Timba'yı özellikle şuradaki davul sesinden daha kolay ayırt edebiliyorduk kıymetli arkadaşlarım, sevgili dostlarım. <laughs> Lina evet güzel bir soru. Kumbiya diğer Latin Amerika ülkelerinde hep aynı mıdır yoksa farklılık gösterir mi? Farklılık yörelere göre aslında minik de olsa gösteriyor ama ana vatanı doğduğu yer Kolombiya'dır. Ritimler yine hep bahsettiğimiz gibi Afrika'dan geliyor melodik ezgiler döngüler Avrupa'dan geliyor ondan sonra orada birleşip kaynıyor şimdi Venezuela'da başka diğer ülkelerde başka e, minik minik farklılıkları oluyor ama 3 aşağı 5 yukarı ritim yine bizim kendi tabirimizle anlatmak gerekirse Ankara havası gibi oluyor çok güzel soru teşekkür ederim başka soru var mı <laughs> Genel çeçeçeyi yaptım ya çeçeçeyi çok e, eski bir zaman tarihinde yaptım ama bilmem belki bir üzerinden geçeriz yani çeçeçeyi anlatayım mı yoksa çeçeçe çe çe müzikleri mi yapayım bu arada soruyu yanlış da anlamış olabilirim belki evet online parti mi yapsak online parti ya açıkçası şöyle düşünüyorum arkadaşlar ya hazır Böyle sizi de yakalamışken şöyle söyleyeyim. Hani bu kusura bakmasınlar da 24'ten sonra da kimse kimseyi rahatsız etmesin konusu var ya. E, o aslında beni bayağı bir sinirlendiren bir durum. Ama çok da fazla maalesef yapacak bir şeyimiz olmuyor. E, hepinizin bildiği üzere. O yüzden de şöyle düşünüyorum. E, burada değil de mesela Instagram'da atıyorum saat 11.30 gibi başlayıp canlı yayında. 12 bıçağa bire kadar falan özellikle 24'ten sonra böyle en azından biz bize biraz müzik yaparım arada çalarım ya yani her şeyi çalarım sadece salsa, bachata vesaire falan filan değil ya yani kendi sevdiğim müzikleri çalarım en azından ondan sonra oradan belki sizler de eşlik edersiniz konuşuruz sohbet ederiz falan filan öyle bir şey aslında düşünüyorum online parti belki böyle daha iyi olur diye düşünüyorum Instagram'dan biraz daha kolay oluyor çünkü. <laughs> Diğer taraftan da şu Temmuz bir gelsin, yasaklar tamamen bir kalksın. Kalktıktan sonra duruma bir bakıp kafamda bir şey var. Parti ile ilgili bak parti ile ilgili yaptım. Lan Sedat Peker gibi oldu. Allah'ım ne oluyor bana? Çok özür diliyorum arkadaşlar. Parti ile ilgili ilerki ileriki tarihlerde açıklayacağım. Gülmeyin sakın. Kusura bakıyoruz. Şeref hoş geldin kardeşim. Seninle de bir gün bir yayın yapalım ya lütfen. Bu arada Şeref Çetintaş çok sevdiğim bir DJ arkadaşım. Power App'te miydi yanılmıyorsam? Power App'te listelerini lütfen takip edin. Hatta seninle de en kısa zamanda biz bir canlı yayın yapalım. Biraz e, müziği ve DJ'liği konuşalım. Evet Beti yapalım tamam şahane olur. Eğitim kulağım var. Senden biraz eğitim alırsam yanında bir enstrüman çalmayı isterim abi. Yenal olur be. Sen iste yeter ki. Soğuk bira var mı? Sen açtın mı? Onu söyle bana. Aman Allah'ım. Yonca geldi. Savunun. <laughs> yonca geldi. E neredesin? Geç kaldın. Tam aile toplantısına benzedi yalnız bu konu. Fazla da uzatmayayım. Yarım saat olmuş zaten. Neyse. E, Kumbiya ile ilgili fakat Hakikaten herkesin de ne kadar konuşası ve sohbet edesi e, varmış. Pek de iyi oldu bu olay. Ara ara ben böyle canlı yayınlar yapayım. Yapalım. Hem sohbet ederiz hem bilgi paylaşımı yaparız. Hem birazcık havamız değişir vesaire vesaire. Eyvallah. bir vodka hep var tabii ki. Sokaklar yansın. Şeref tamam. Konuşuruz. <laughs> ...dur ya nereye gidiyorsun hemen... ...e tamam da bitti mevzu bitti... ...buradan sonra geyik mi yapalım yani... ...o geyi sonra yaparız... ...canlı yayında yapmayalım... <laughs> ...evet Yonca daha yeni geldi... ...o çok e, yoğun bu aralar... ...çok fazla... ...koşturuyor... ...şunu da şöyle bari... ...fona bir... ...müzik koyayım... ...bir yandan da dönsün bu kendi kendine... ...evet... Aşağıdan aşağıdan şöyle gelsin. <laughs> bu arada şaka bir yana çok da fazla e, ne derler? Çok da şey yapmamak lazım. Canım bir şey kaçırmadın. E, tekrar zaten şey olacak paylaşacağım bunu. Becerebilecek miyim bilmiyorum. Tabi de hani direkt e, şeyde YouTube kanalında kalacak bu. Öğreneceğim ben de. Nasıl yapıyorum? Ne yapıyorum? Nasıl oluyor? Falan filan diye. Sormak istediğiniz bir şey var mı kumbia ayla ilgili? Mesela ben bir e, örnek vermek isterim size sevgili arkadaşlar. Şuradan hatta onu açsam mı? Şöyle bir şey yapacağım. Bir saniye Sizi bir tam ekranı alayım ben. En azından şurada bir örnek göstermek istiyorum size. Çalamayacağım şarkıyı. Aklıma ilk gelen şarkı oydu. Salsa olup da kumbiyaya dönen. Ha, sesi de geliyormuş zaten. Kapatayım şöyle de. Ekrana da yansıtacağım birazdan. Bildiğiniz ve tahmin ediyorum dans ettiğiniz ve çoğunuzun da çok sevdiği bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Şöyle alayım. ha. Şunu kapattım. Şuraya geçeyim. Büyütüyorum ki görünsün diye. Mesela kıymetli dostlarım, sevgili kardeşlerim. La Maxima'nın La Gripe şarkısını mutlaka dinleyin. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam sanırım 3 dakika 30. saniyesinde bu müzik kumbiyaya dönüyor. Orada salsadan kumbaya'ya döndüğünde özellikle elektronik gitarla bir Vahayo çalıyor 2 8'lik. O Vahayo'nun sonrasında müzik kumbaya'ya dönüyor. O aradaki farkı bir de normal bir şarkıyı e, dinleyip algılayabilirsiniz. Kulağınıza çok fazla yardımcı olur düşüncesindeyim. Arka plandaki enstrümanlar ile kimlere gönderme yapıyorsun? Bak Sedat Peker konusunda beni çok zorluyorsun. Yenal. Yapma. <laughs> Arkada bir gitar, iki konga, bir bandoneon, bir de piyano var. Bunları süslü Yenal'a bir gönderme yapıyorum. Evet, akordiyon dikkat çekici. Yani aslında oradaki akordiyonda anlatmaya çalıştığım şu, böyle hani geriliyor ya. Sıkıştırıp hepinizi orada ezerim demek istiyorum. Niye ezerim diyorum. Kanalıma abone olun kardeşim. <laughs> bir paylaşın, bir like yapın, bir şey yapın. Bu kadar hiç diyor musunuz bu adam bu kadar emek veriyor, uğraşıyor, bilmem ne eminim diyorsunuz da. Hani laf olsun diye konuşuyorum işte yani ben de. O yüzden işin şakası bir yana gerçekten çok fazla e, emek istiyor bu iş. Özellikle de böyle bir canlı yayın yapmayı istedim çünkü bunun kurgusu, çekimi, montajı, hazırlığı, osu busu nereden baksanız 3 günümü alıyor benim. Çok ciddi bir zaman. Pandeminin ilk dönemlerinde sıkıntı olmuyordu. Vakit vardı. Ama şimdi dersler, koşturmaca vesaire derken hakikaten çok zorlanmaya başladım. Belki biraz böyle canlı yayınlarla devam ederim. Şayet memnun kaldıysanız, beğendiyseniz böyle yaparım, devam ederim. Ondan sonra bakarız diye düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar, Nermin Aslan canım hoş geldin. Vallahi ne güzel çok keyifli oldu ya ne iyi ettiniz geldiniz. Aile toplantısı gibi oldu. O yüzden de e, hani mümkün olduğunca lütfen beğenin paylaşın. Arkadaşlarınıza önerin ki hep benim kurduğum bir cümle vardır. Aile, dans gerçekten çok büyük bir aile. O yüzden bu aileyi benim başından beri tek bir sıkıntım var büyütmek. Ne olursa olsun büyütmek. Hep söylerim yine söyleyeceğim. Nerede, kime, hangi okula gittiğinizin, kimden ders aldığınızın yemin ederim hiçbir önemi yok. Yeter ki dans edin arkadaşlar. Dans dünyadaki en güzel, en e, nasıl diyeyim? En kıymetli paylaşımlardan bir tanesi. O yüzden Nacizane benim derdim gerçekten dans ailesini hep büyütebilmek oldu ve hala da büyüyebilmesi için uğraşıyorum. Kafamda bir sürü bir şeyler var. Uykularım kaçıyor düşünmekten. İnşallah onları da en kısa zamanda hayata geçireceğim. Hem insanların artık böyle. Pandemiden dolayı sıkıldığı, bunaldığı bir dönemde onlara da bir eğlence, bir umut, ondan sonra bir bir farklılık yaşatmış oluruz düşüncesiyle bunları da ufak ufak, ufak ufak inşallah hayata geçirmeye çalışacağım. Yorumlara <laughs> son bir bakıyorum. İyi bayağı artık kendi aranızda konuşmaya başlamışsınız. Genel şerefi özlemiş. Melekciğim evet canlı yayın candır. Çok teşekkür ederim. Mikrofonum yok olmuyor böyle. Evet. Tamam Yonca tamam. Sana da bugün dediğim gibi önce ben şu canlı yayının birincisini bir atlatayım da sen geç geldin. Ben ilk 10 dakika burada kendi kendime böyle bir konuştum ettim bir şeyler yaptım. Sonra baktım ki yayında değilmişim. Sonra tekrardan girdim iyi oldu. Bir dahakini birlikte yaparız. Dert etmeyelim. Peki arkadaşlar yaklaşık 40 dakikayı buldu. Daha fazla uzatmayacağım. Hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Tüm içtenliğimle çok sağ olun. Çok mutlu ettiniz beni. Katıldınız, e, yorumlar yazdınız, sorular sordunuz. Çok da keyifli olmadı mı ya? Hoşuma gitti. Yaparız tekrar. Sormak istediğiniz, eklemek istediğiniz başka bir şey varsa lütfen yorumlara yazın ki daha sonrasında ben bu e, videoyu becerebilirsem inşallah normal video olarak paylaşmaya çalışacağım. Kendinize, hocam diğer canlı yayın ne zaman? Melekciğim her çarşamba günü normalde eğer kayıt yaptıysam saat 7-7.30 civarı paylaşıyorum video. Canlı yayında ilk defa yapıyorum. Ona da 9.30 sanki uygun olur diye düşündüm. Bilmiyorum 9.30 uygun bir saat. Çünkü herkes yemeğini vesairesini falan yemiştir diye düşünüyorum. O yüzden bu saatte yaptım. Hani canlı yayın yaparsak tekrar bu saatlerde olur. Aynen. Damlacığım çok teşekkür ediyorum. Kocaman öpüyorum hepinizi. Peki arkadaşlar. Çok çok teşekkür ediyorum. Bütün sevgiyle, bütün içtenliğimle izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize lütfen çok iyi bakın. Klasik vedamı yapıyorum. Sevgi, barış, dans ve müzikle